Yüksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesi. Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımımız İzmir'de Bornova ilçe stadında Bornova Hitapspor'a konuk olacak. Oynadığı 4 maçı da farklı skorlarla kazandı ve artı 20 averaj, 12 puanla zirvedeyiz. Beylerbeyi Kalesi'nde gol görmedi oynadığı 4 maçta. Fenerbahçe ise sadece 1 gol gördü. İlk hafta Formgate karşısında Fenerbahçe taraftarı Bornova ilçe stadında takımının yanında. Evet, son kontroller tamamlandı. İlk düdük geldi, ev sahibi takım mücadeleye başladı. Plummer, rakip yaralarının ortalarına kadar topla çıktı Plummer. Önündeki boşluğu kullandı. Plummer sağ kanata döndü. Şimdi Zeynep Kerimoğlu Buzem'le paslaştı. Zeynep baktı ceza sahasına. Zeynep sol ayakla şansını denedi ama top az farkla dışarı gitti. Tüm hatlarımızda rakip yaralarının ortalarına kadar geldik. Şimdi Fenerbahçe oyunu rakip yaralarına yığdı. İpek ortayı yaptı. Ceza sahası Yağmur'un kontrolü. Yağmur'un vuruşu. Sekti top kaleci. İki hamlede topun sahibi. Sol kanattan köşe vuruşunu kullandık. Borjella ile paslaşarak kullandı. Derya tekrar Borjella, bir çalım attı, önünü boşalttı, kaleye baktı. Borjella sert bir top gönderdi. Kaleciden döndü, ikinci şans dışarıya. İnanılmaz bir gol kaçtı. Kale alanında bomboş pozisyon değerli izleyenler. İpek hücuma çıkmıştı. Kaleci Dukic'den dönen top. Bakın Borjella sert bir top gönderdi. Kaleci çeldi topu. İki oyuncu, hatta üç oyuncumuz var. Ümran. Bu dakika itibariyle Fanende ve Ümran kanat değiştirdi. Şimdi Borjella istediği topu aldı. Borjella ceza sahasına girdi. Borjella yerden çevirdi Dukic. Jovana Dukic hata yapmadı. Top Yağmur'a geçmedi. İşte Borjella maçın başından bu yana, işte burada Borjella yerden bir top göndermek istedi ama Dukic topun sahibi oldu. Zeynep topu oyun alanında tuttu. İçeriye baktı. Ortasını yaptı. En arkaya sekti Borjella'ya. Şimdi Borjella. Bu kez sağ kanattan deneyeceğiz. Yardımına Otu geliyor. Borjella birebir oynayabilir. Şimdi Otu. Onun pası. Şut şansı. Derya sert vurdu. Sekti, kalecide kaldı. Gömüldü rakip savunma. Sağ kanatta boşluğu bulduk. Ümran ortasını yaptı. Ceza sahasına doğru ama Dukic'in üstüne gitti top. İlk yarıda normal sürede son 2 dakikanın içerisindeyiz. Topun başında Derya var. Köşe vuruşundan gol arıyor Fenerbahçe. Derya geldi. Ortasını yaptı. Savunma uzaklaştırıyor. Buğsem. Uzaklardan denedi Dukic. İkinci hamle yine Dukic. Jovana Dukic Buğsem'in uzaklardan vuruşunda köşeyi kapattı. Gole izin vermedi. İki hamlede topun sahibi oldu. Buğsem ekranlardaydı. Milli oyuncumuz. Kendisine yapılan bir müdahale var. İşte az önce Buğsem'in uzaklardan kaleyi denedi ama Dukic'in iki hamlede topa sahip olduğu pozisyon ekranlarınıza geldi. İlk yarıda da normal sürede son dakikaya girdik. 45. dakika ve ilk yarı bitti diyor maçın hakemi. İkinci yarıya Fenerbahçe'miz başladı. Zeynep Kerimoğlu şu anda gördüğüm kadarıyla oyun alanında yok. İkinci yarıya bir değişiklik de başladı. Gökhan Bozkaya. Zeynep yerini Mesude'ye bıraktı. Bu maçta Ece Türkoğlu'nun ve Yaşam'ın sakatlıkları nedeniyle oynayamadığını söyleyelim. Şimdi hücuma çıktı Plummer. Arapasını verdi. Ceza sahası Buğsem. Sert kesti. Yağmur ve top dışarıda. Net fırsat kaçtı. İkinci yarıya golle başlamaya çok yaklaştı Fenerbahçe. Buğsem yine Plummer'ın hücuma katılışı. Burada topu Buğsem'e kazandırdı. İyi kesti Buğsem. Yağmur sevdiği pozisyonlar üstten dışarıda. Bir seven bir oyuncu. Topla çıktı. Önündeki boşluğu kullandı Mesude. Sol taraftaki boşluğu gördü. Marta Sintra baktı ceza sahası. Kaleye doğru gitti top kaleci. Ayağının dışıyla kesmek istedi Marta Sintra, istediği falsoyu veremedi topa. Marta Sintra. Bu arada Mesut'a müthiş aldı önüne. Sağda boşluklar var. Oraya doğru. Borjella. Sağ çapraz. Gol şansı. Borjella savunma araya girdi. Yerde kaldı Borjella. Mesude'nin pası. Borjella bomboş kaldı bir anda. Son bir gayret savunmada vurdurmadı. Haitili oyuncuyla gole çok yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'de golün sinyalleri gelmeye başladı. Kendisini bekliyoruz derken Marta Sintra direkt. Marta Sintra direkt. Şimdi Mesude. Fenerbahçe'nin baskısı artıyor. Maçın 50. dakikasındayız. Bayrak kalktı bu pozisyonda sevgili seyirciler. Marta Sintra top istedi. Onun pası. Yağmur bıraktı. Fanende. Fanende. Tekrar Yağmur. Borjella araya kaçtı. Borjella ceza sahasında. Borjella yerden çevirdi ve top ağlarda gol. Kaleci ters bir dokunuş top ağlara gidiyor.
Golün sinyalleri çok güçlü gelmeye başladı demiştik. Borjella yerden sert çeviriyor. Jovana Dokic'e çarpan top ağlara gidiyor. 54'te bulduk golü. İşte Yağmur'un pasıyla Borjella böyle hareketlendi. Yerden çevirdi. Ve top ağlara böyle gitti değerli izleyenler. Şimdi Buğsem, Yağmur topu indirmek istiyor. Oradaki presimiz devam etti. Marta Sintra girdi araya, attı golü Marta. Bir olmadı, iki olmadı. Üçüncü denemesinde topu filere gönderdi. 62. dakika. Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe formasıyla golle tanışıyor. Dakika 62. Gol Marta Sintra. Rakip savunmanın hatasını çok iyi değerlendiriyor. Baskımız hata getirdi Marta. İşte burada baskımız hata getiriyor. Bu pres adeta pas oldu. Marta da bu ikramı geri çevirmedi. Köşeye bıraktı. Burada tabii çok büyük bir hata savunmada. Yine birebir de etkisini gösterdi Mesude. Mesude sol tarafa bıraktı. Çok etkili geliyoruz. Yağmur Mesude top istedi. Yağmur kendi düşündü. Kaleyi düşündü. Çok kalabalık gelmiştik. Ortada Mesude hata başlatan oyuncu olarak belki bitirmeyi yine hak ediyordu diyebiliriz ama. Şimdi Mesude. Marta. Borjella top istedi. Marta önündeki boşluğu kullandı. Marta sokuldu. Marta kaleye baktı. Marta vurdu. Kaleci mükemmel çıkardı. Marta Sintra. Topla hareketlendi. Önündeki boşluğu değerlendirdi. Kaleye 4 şutu var Marta'nın ikinci yarıda. Bir topu direkten döndü. Bir topunu kaleci çıkardı. Bir de asfaltta dışarı gitti. Burada da çataldan çıkarmış Jovana Dukic. Gerçekten iki güzel hareket. Uzaktan iyi vuran, duran topları iyi kullanan bir isim. Aynı zamanda tabii. Bu arada yine baskıyla topu kazandık. Roselor Borgel'e baktı kaleye. Vuruşunu yaptı ve topu ağlara gitti. Kalecinin müdahalesi yetmiyor. Dukic'e rağmen topu ağlara gidiyor. Büyük hatayı değerlendiriyor. Roselor Borgel'e 3-0 90. dakika. Günün yıldızı oluyor Borgel'e gerçekten. Özellikle ikinci yarıdaki etkili futbol ve Fenerbahçe İlk yarısında zorlandığı Bornova deplasmanının ikinci yarısında 3-0 yakalıyor. 90. dakika. İşte bakın böyle girdi ceza sahasına. Vuruşunu yaptı. Dukic'in dokunuşu golü önlemeye yetmedi. Fenerbahçe 3-0'lık bir üstünlükle giriyor uzatma anlarına. Ve maç bitti diyor. Seçil Özdemir 3 puan Fenerbahçe'nin. Bornova İtapspor deplasmanında kadın futbol takımımız 3 puanı 3 golle alıyor değerli izleyenler. Tebrik ediyoruz. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 14'te Galatasaray'ı Derazi Tesisleri'nde ağırlayacak takımımız. Gerçekten nefes kesecek bir derbi bizleri bekliyor. İzmir'de Fenerbahçe İzmir Marşı'yla taraftarına gidiyor. Evet, Fenerbahçe taraftar ve takım bütünleşmesi her maçtan sonra olduğu gibi bu kez Bornova'nın stadında yaşanıyor. Biz de yavaş yavaş yayınımızın sonuna geliyoruz. Çok güzel görüntüler ekranlarınıza yansıyor.